Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. 40 gün önce dikmiş olduğumuz patatesleri bugün artık çapa yapıyoruz. Havaların soğumasıyla pek olamadılar patatesler ama şimdi hava artık sıcak. Çok güzel artık sürüm vermeye başladılar. Burada sarımsaklar da var. Evet arkadaşlar, yani patates bahçemizi, burası tabi organik patates bahçesi. Çapalık olmuş durumda şu anda. Hanım çapa yapıyor. Güneşli, sıcak bir gün ama biraz da rüzgar var tabi. Yani arkadaşlar, gerçekten bu bahçe işleri insanın ruhunu içine açıyor, kalbini ferahlatıyor. Çalışmak çok güzel. İnsan çalıştığı zaman huzur buluyor. Hele bu köy işleri çok zevkli ve huzur verici. Yeşilliğin içinde çiçekler, doğa, manzara anlatılmayla anlatılmaz yani. Patatesler olmaya başlamış mı hanım? Hani bakayım bir. Gözüküyor mu? Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde çapamız devam edecek ve organik patates bahçemizi hanım kazmayla çapayı yapacak. Kıştan çıkarken bu meyve ağaçlarımı çekmiştim arkadaşlar. Şimdi de çiçeklemeye başladılar. Yine bir görüntüyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu armut ağacımız. Çok lezzetli bir armut türü. Bunları budadım arkadaşlar. Onun için pek bu sene mesela bu armutumuzda yok. Şu yine az önce gösterdiğim armut türümüzden. Bunu da geçen sene budamıştım. Bu da mor bir armut. Çok sulu oluyor, güzel. Bu Napolyon kiraz ağacımız. Erken oluyor bu da arkadaşlar. Haziran'da, yani buraya göre erken tabii, başka yerlere göre geç. Yani Haziran'ın ortalarında başlıyor bu kiraz ağacı meyve vermeye. Evet, bu karşıda görünen Başköy Kazancılı Mahallesi Camii.
karşı yaka komşularımız. Bugün Nisan ayının 24'ü arkadaşlar, artık yani her yer güzelleşti, yeşilleşti. Yeşil oldu her taraf. Çiçeğiyle, yeşiliyle bir güzel hal aldı. Bunlar hurma ağaçlarımız. Geçen sene bunlardan topladık. Kurutma işlemini göstermiştim sizlere, video çekmiştim. Videonun adı neydi hatırlayamadım tam ama Trabzon hurması kurutma gibi bir şeylerdi. Evet, bu elma ağacımız, elmalar hala geç ama bu yıl yok gibi üzerlerinde. Çiçek pek gözükmüyor çünkü yaprak açmaya başladı. Çiçekleri şimdi göstermesi gerekirdi. Geçen yıl fırtınada çekmiştim burayı yine. Bir gece fırtına olmuştu ve elma altına dökülmüştü. Buralar böyle hep elmaydı. Evet arkadaşlar, bu yine az önce gösterdiğimiz armut. Bu yine kumlu bir elma. Bu elma da bu sene gözüküyor, hala çiçek açmamış. Çiçekler gözüküyor. Bunları budama yapmıştım. Güzel gözüküyorlar. Şurada kızılcık ağacımız vardı bir tane. Kızılcıklar da yanmadı bu sene. İnşallah güzel olacak. Olduğu zaman da nasip olur da Rabbim izin verirse yine çekeriz inşallah video. Sizlerle paylaşırım. Şu bahar güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Her taraf artık yeşilledi. Çiçekler kimisi açtı, kimisi soldu. Gerçekten muhteşem bir görüntü yani şu bahar güzelliği. Gerçekten muhteşem bir görüntü yani. Komşularımız tarlalarda, kimisi çalışıyor şu karşıdaki komşumuz gibi. Onlar da belleme yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Şu yeşilliğin içinde şu köy evlerinin görüntüsü insanın ruhunu genişletiyor. Bir ferahlık veriyor. Yani bizim yöremiz bu Karadeniz, dedikleri gibi gerçekten bir cennetten köşe yani arkadaşlar. Yeşiliyle, üstte mavisiyle. Bir başka Karadeniz yani. İnsan şöyle oturup şu manzaraya bir seyretti mi, yani dünya serveti insanın olsa ne olur yani. Hiç
malı olmasa, bir kuru ekmeği olsa yemeye, şundaki lezzet, şundaki tat yeter insana. İnsanın çok parası olup, çok serveti olup da rahat olamadıktan sonra neye yarar arkadaşlar? Ama bizim gibi yani normal bir vatandaş, yani benim zaten fazla hiçbir zaman maddi olarak, para olarak hiç paraya değer vermedim. Rabbimin rızasını kazanmaktır amacım. Onun rızasıyla bir hayat sürmeyi amaçlıyorum. Şurada oturup şu manzaraya bakmak, dünyadaki tüm maddi servetlere bedel arkadaşlar. Evet, Başköy köyümüzde mısırlar toplanıp soyulduktan sonra bu şekilde bir sacın altında veya bir örtünün altında asıyoruz kuruması için. Orada kurutmaya bırakıyoruz. Biraz kuşlar falan yese de böyle güzel oluyor. Eskiden çok olurdu mısır. Serenderde kuruturduk. Paçkada diyoruz. Büyük ambarlarda kuruturdu. Şimdi böyle az olduğu için bu şekilde kurutuluyor. Evet, böyle yani. Güzel bir görüntü de vermiş. Burada da 5 litrelik su kabında eşim soğan dikmiş. Ta kışın dikti, o soğuklarda, karda, fırtınada pek büyüyemediler ama şimdi sıcağı gördüğü zaman yeşermeye başladı. Şu kuruyan uçları yavaş yavaş artık atıyor. Güzel, bunu organik olarak yetiştiriyoruz. Gübre falan vurmuyoruz. Sadece suluyoruz. Sulamadan böyle oldu. Toprağı organik gübreyle karıştırmıştık. Biçilmişti öyle. Tahminen 20 gün, işte bayramdan sonra artık yenmeye başlar. Evet, görüntü olarak da çok güzel bir görüntü vermiş. Yeşillik böyle kenarlarından çıkması gerçekten güzel yani. Evet arkadaşlar, bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Çatımızın balkonunda yetiştiriyoruz bunu. Hepinize hayırlı iftarlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.